öncelikle inanmalıyım. Yani birisi bana çok hoşuma gitmeyen bir sözcükle itham ettiği zaman nasıl tepki göstereceğimi düşünüyorsam karşımdaki insanı da o şekilde değerlendirmeliyim. Onun için Sayın Nacar'ın özellikle son dönemlerdeki üslubunun giderek sertleştiğini, belki de gelen kendilerine gelen çok gereksiz, anlamsız tepkilerden ötürü sertleştiğini üzülerek görüyorum. Ve bir an önce dinelmesini, biraz daha sonuna kadar direnmesini, demokratik üslubu benimsemesini kendisine salık veriyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor aslında. Ben de şu an Sayın Nacar'la açık yüreklilikle tartışmak isterim. Ama Sayın Nacar bende ne kadar farklı düşünüyor olursa olsun her yerde ve her platformda kendisini özgürce ifade etmesinden yanayım. Keşke Konyalı kardeşlerimiz Sayın Nacar'ın kendisini özgürce ifade etmesinden çekinmeselerdi. Çünkü insanların düşüncelerinden korkan bir anlayış ve çağ dışı bir anlayıştır. Ben Sayın Nacar'ın düşüncelerini söylemesiyle kıyametin kopacağı kanaatinde değilim. Ama onu konuşturtmamak suretiyle belki Sayın Nacar kıyameti haklı olarak kopartabilir ve kendini son derece haklı bir konuma oturtabilir şu anda oturttuğu gibi. Ama bu tür olayları bile değerlendirirken demokrat bir insan, yazar bir insan elbette ki tepki alacaktır. Sonuçta ajite ettiği bir topluluk vardır. Bir şekilde inançlarını küçümsediği bir topluluk vardır. O topluluğun zaten cahil olduğunu kendisi de söylüyor. Dolayısıyla öyle bir topluluğun, ki ben cahil oldukları kanaatinde değilim, öyle bir topluluğun bir şekilde kendisine olumsuz diyebileceğimiz tepkiler yöneltmesini de bir demokrat olarak çok daha fazla anlayışla karşılaması gerektiğini. Peki ben hemen sormak istiyorum o zaman İsmail Bey'in. Üslubunuz sert mi oluyor? Fatih Bey, üslubum şunun için sert. Bir defa toplum son derece duyarsız. Yani Türkiye'de toplum son derece duyarsız. Böyle şok şeyler söylemediğiniz zaman hiç dönüp bakmıyor. Bu bir defa ben bütün mücadele hayatımda gördüğüm olay bu. Evet, aynı şeyi biz de görüyoruz. Evet. Şimdi peştemallı şeytanlar deyince, şimdi Ebu Cehil biliyorsunuz İslam tarihinde meşhur, İslam'ın düşmanlarından birisidir. Ebu Cehil'in kıyafetini giyer de bu İslam kıyafeti derseniz, yani bu Azim Endire'nin yaptığı gibi, derseniz ben bunda bir şeytanlık görürüm. Çünkü Ebu Cehil de yani bu aynı şeyi giyiyordu. Hazreti Peygamber geldiği zaman kavminin kıyafetini giyiyordu. Yani inanan da onu giyiyordu, inanmayan da giyiyordu. Onun için bu kıyafeti, İslam kıyafeti diye takdim ettiğiniz zaman ben bunda bir şeytanlık görürüm. Ve bunu yapana da peştemallı şeytan derim. Bir ikincisi ben, yani bu peştemallı şeytanlar tabiri biliyorsunuz, ben bu Müslüm Gündüz olayla birlikte daha çok gündeme geldi. Ben yıllardır kendisini tanırım. Lise yıllarında Elazığ'dan itibaren tanırım. Sonra ben işte Ankara'ya üniversiteye geldikten sonra 80'lerin sonlarına doğru da işte bu Azim Endiler'in liderliğini falan yapmaya başladı. İkide bir takım böyle provokasyonlar yapıyordu. Mesela 30 Ağustos'ta karar alıyorlardı. Geliyordu Ankara'da yürüyorlardı. Ben de işte gazetelere, yani Hürriyet'e, Milliyet'e, efendim yarın bunlar 30 Ağustos'ta veyahut işte diyelim ki Cumhuriyet bayramlarında 29 Ekim'lerde falan bunlar gelecekler diyordum, haber veriyordum. Bunların İslam'la bir alakası yoktur diyordum. Ve zaman zaman da bunun provokatör olduğunu söylüyordum. Tabii bu gerginlik aramızda devam etti. Bundan 2-3 yıl önce Akit Gazetesi'nin yazarlarından Hüseyin Üzmez, benim hemşerimdir kendisi, Malatyalı'dır. Onlarla çok içli dışlıdır, çok da samimidir. Bu dedi ki, ya bir aranızda bir ateşkes yapmak istiyoruz. Sen bu tarikatlara çok şey diyorsun, bu Azim Yeni'de çok tenkit ediyorsun. Bu Müslüm Efendi çok muhterem bir insandır, çok veli bir insandır. Dedim ki ben tanıyorum bunu için, bana anlatma. Selami Algur diye Refah Partisi'nin çok yakını. Bunları çok anlattınız zaten. Bu önemli şimdi. Çok çeşitli değerli konularında anlattınız. Ama bu önemli. Şimdi bana da soruyorsunuz aynı şeyi. Şimdi biz orada İran'ın Ankara Büyükelçisi, ilk Ankara Büyükelçisi Profesör İçtihadi Bey vardı. Bizi bir davete çağırdılar. Ankara İlahi Fakültesi'nde Salih Akdemir gibi arkadaşlarımız vardı. Ve öğle yemeğinde bu Müslüm Gündüz ve arkadaşlar da geldi. Geri gelmez tabii selam verdi. İşte bir Elazığ'dan tanışmıştık falan var. Hemen böyle konuya girdi. Dedi ki İsmail Bey kardeşimiz çok şeydir, işte bizi çok tenkit ediyor. İşte bize provokatör diyor. Şimdi öyle deyince dedim ki peki ben sana bir şey sormak istiyorum. Bu giydiğin kıyafet İslam'ın gereği midir? Yani İslam emrettiği için mi giyiyorsun yoksa canın mı öyle istiyor? Yani canım öyle istiyorsa mesele yok. Mesele yok. Öyle giyebilirsin. Dedi ki tabii biliyor onu. Ben İslami kıyafet diyemem dedi. Yalnız Kemalistler çok rahatsız oluyor. Ben Kemalistleri rahatsız etmek için bunu yapıyorum. Arkadaşlarımız da yani en az ben 20 kişiyi size şahit gösterdim ya. Yani. Kapıyı gösterdi. Dedi ki Kemalistler bana bu kapıdan gir deseler ben bacadan girerim. Bacadan gir deseler kapıdan girerim. Şimdi bu gerçekten şeytanca bir tavırdır. Ben de dedim ki kendisine Kemalistler sana
kapıdan girileceği yerde bacadan gir diyorsa, o zaman gel beraber mücadele edelim. Kemalistlerin bir sürü hataları, yanlışları var. Ben de zaman zaman yazıyorum, şey diyorum. Ama sen bu kıyafeti giyiyorsun, onların inadına bunu yapıyorsun, onları rahatsız etmek için yapıyorsun. İslam doğru davranışın adıdır. Bir yere girilirken kapıdan girilir. Bacadan girilmez, pencereden girilmez. Yani bu aykırı, bu şeyler olmaz bu. Akla mantığa da aykırıdır. İslam doğru davranışın adıdır. İşte döndüm arkadaşlara, dedim ki ben provokatör diyordum, işte gördünüz dedim ve kalktım, terk ettim. Şimdi bu peştemalı şeytan, sonra kendisi yine bir televizyon programına çıktı, şu anda hatırlamıyorum. Bunun bir tekrar dinin gereği olduğunu izah etmeye başladı. Şimdi Ebu Cehil'in şeyini, kırık kıyafetini, Ebu Cehil'in giydiği kırık kıyafeti sen bana İslam kırık kıyafeti diye takdim ettiğin zaman, işte ben bu şey, bakın, peştemalı şeytanlar diyorum. İkincisi bir... müsaade et. Şimdi gazeteleri var. Bakın. Akit gazetesi. Şimdi bunlar her yerde gösteriyor. Müsaade et, gösterme. Müsaade et, tahammül edeceksin. Nacar, porno dergisi okurum. Şimdi telefon ettim, dedim ki ya ne zaman benimle görüştünüz de ben böyle bir şey dedim. Yani buna hiç gerçekten hiç vaktim olmadı Fatih Bey. Yani porno dergisi okurun okurmaz o ayrı bir olay, hiç bir vaktim olmadı. Noterden bir şey gönderdik, teksif gönderdik, yayınlamadı. Mahkeme kararıyla gönderdik, yayınlanmadı, şimdi mahkemeye veriyorum. Şimdi bunu Allah rızası için yapıyorlar. Niye yapıyorlar? Efendim işte harp hiledir, ondan sonra İsmail Nacar'a ne kadar iftira etsek, ne kadar ondan sonra böyle yıpratsak çok iyi bir şeydir. Şimdi benimle böyle bir görüşme olmamış, ağzımdan çıkmamış bir sözü siz söylediğiniz zaman, yani bu şeytanca değil de nedir buna, ne dersiniz siz? Ben çok iyi anlıyorum, siz aynı şeyleri bana yapıyorlar. Benim hayır, ya, siz aynı şeyleri yapıyorlar. İpe sabah gelmez iddialar atıyor ortaya. Şimdi ben şeyim gayet net, ben çok açık söylüyorum. Şimdi şimdi tarikat meselesini bir bilimsel tartışma olur, onu uzun uzun bu ne zaman çıktı, ne oldu onu bir tartışırız. Ama bunların benim İslam'la bir alakası olmadığından ben eminim, kitaplarını ortaya koydum. Bütün yazdıklarını söylüyorum. Yani ne söylersem, çok ne müsaade et. Yalnız ne söylersem kitaplarıyla söylüyorum. Yani sakin de televizyon programlarıma dikkat edin. Belgesiz hiçbir şey söylemiyorum. Sayın şimdi Nasir. Benim konuştuklarıma cevap verin. Tamam, ben üstelik İslam'ı da müsaade et. Üstelik ben İslam'ı bir hayat nizamı olarak kabul ediyorum. 1973'te Yeni Atılım dergisini çıkartmaya başladım. O gün bugün gerek kendi dergimde, gerek zaman zaman diğer gazetelerde. Bir ara verelim. Evet. Söyleyeceklerini alalım Metin Bey, Mehmet Bey'in. Hemen sonra tekrar devam edelim. Ben Sayın Nacar'ın üslubunun başkasına karşı da değil, aynı zamanda demokrat olduğunu bildiği benim gibi insana karşı da giderek sertleştiğini görüyorum. Ama şimdi yani bu, belli buna bir gerek yok. Şimdi bakınız, buradaki ayrım şudur. Ben de... Yani insafı değerlendirmiyorsun. Şimdi bu kıyafet Ebu Cehil'in kıyafeti mi değil mi? Müsaade eder misiniz? Ama şimdi bu kıyafet Ebu Cehil'in de kıyafetidir. Hazreti Peygamber'in de giydiği kıyafet. Demek İslam kıyafeti değil. Şimdi müsaade eder misiniz? Sakin olun lütfen. Ama yani, bunda teorik tartışmaları burada yapıyoruz da. Yani ne bir şey söylemeliyiz. Bu kıyafeti İslam kıyafeti demek doğru mudur değil mi? Canım benim, müsaade eder misiniz? Bir parça demokrat ol. Şimdi Ebu Cehil'in de giydiği kıyafettir, Peygamber'in de giydiği kıyafettir. Bana göre o kıyafet biçimi İslam'ın öngördüğü bir kıyafet biçimi değildir. Ama dinin içinde kalarak o kıyafet biçiminin aynı zamanda İslami kıyafet biçimini olduğunu söyleyenlere de saygı göstermek zorundayız. Dini bu şekilde anlayan insanları eleştirebiliriz, tenkit edebiliriz, bunun böyle olmadığını söyleyebiliriz. Ben söylemekten de yanayım. Ama bu İslami bir kıyafet biçimi değildir, Ebu Cehil'in kıyafet biçimidir demek doğrusu suretiyle, Mehmet Bey, başkasının dini yorumuna saldırıda bulunmak Mehmet bence Bey, yorum işi demokratça bir sen okumuş bir insansın. Değil. Şimdi bu Ebu Cehil de giyiyor, Peygamberimiz de giyiyor. O halde niye peygamberin kıyafetidir demiyorsun da Ebu Cehil'in insanlar kıyafetidir diyorsun? Ebu Cehil'in kıyafetine, çünkü İslam Kur'an'dan ibaret edilir. Sayın Nacar. Bak demokrat insan şöyle şimdi düşünür. Şimdi bırak şu demokratı. Demokrasi demokrat bunu çok tekrar ediyorsunuz da. Yani bu şöyle demokrat işte bunlar demokrat. Ben onların demokrat, demokrat olmadığı kanaatindeyim. Yine hayır hiç değilsin. Ama müsaade edin. Olsa bunu şey diyeceksin. Mesela yine burada bak müsaade Selam gazetesi. Selam gazetesi. Ne iftiralar var. Tamam. İsmail Nacar MİT'in adamı. Kendini çok fazla merkeze oturtuyorsun. Ya bir, ama siz şimdi yani İsmail Nacar ekseni anladın da şeyi burada kardeşim bak anladın da şimdi manşet atıyorsunuz gazetelerinizde. Müsaade eder misin? Bak ben sana bir perspektif İşte İslamcı koyuyor. Yazar diyorsunuz. Efendim bak. 1963'te İsmet Paşa'ya bir mektup yazmış. İlkokuldaydım. Annem vefat etmişti. Babamın da imkanları yoktu. Okutma imkanı yoktu. İlkokul çocuğuyum. O yeni bitirmişim ilkokulu. Yani İsmet Milli Paşa, Güvenlik Kurulu'nun bildirisine başbakan, benzer bir üslup kullanıyorsun. Başbakan, ya başbakana bir mektup yazayım da bir askeri okula bir yere girme imkanı var mı yok mu? Benim aleyhimde gitmişler, köyü dolaşmışlar, herkese sormuşlar. Köylü demiş ki,